Ayasofya, Hristiyanlara göre anlamı kutsal bilgelik, bize göre ise fethin sembolü. Tarih boyunca çeşitli statüleri olan yapı, Ayasofya Katedrali, Ayasofya Kilisesi, Ayasofya Camii, Ayasofya Müzesi gibi isimlerle adlandırıldı. Yaklaşık 1500 yıldır İstanbul'u İstanbul yapan, tüm dünya için kutsal mabet kabul edilen ve asırlardır paylaşılamayan bu heybetli yapının statüsü günümüzde yeniden tartışmaya başlandı. 1453 yılında İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesiyle camiye dönüştürülen Ayasofya, 1934 yılına kadar cami olarak İstanbul'da ibadete açık kaldı. 9 Eylül 1934 tarihinde devletin resmi yayın organı olan Cumhuriyet gazetesinde Ayasofya'nın müze olacağı haberi duyuruldu. 21 Kasım 1934 yılında girişin 10 kuruş olacağı belirtilen Ayasofya'nın müze statüsü, 24 Kasım 1934 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kesinleşti. O günden bugüne hem Türkiye tarafından hem de Yunanistan tarafından Ayasofya Müzesi'nin ibadethane olması yönünde istekler sürdü. Bilindiği üzere bu yıl İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Fetih Suresinin okunması, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu tepkilerden sonra Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli açıklamasında bulunup statüsünün camiye dönüştürülmesi için talimat verdi. Bu açıklamalarla birlikte tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılması için yapılan başvuru geçtiğimiz günlerde Danıştay'ın gündemine geldi. Duruşma 17 dakika sürdü. Kararın ise önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Danıştay'dan beklenen kararın çıkmaması durumunda AK Parti'nin B planı da hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından konuyla ilgili AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri çalışmalarını tamamladı. Erdoğan'a sunulan çalışmaya göre Danıştay'dan Ayasofya'nın müze olarak kullanılmaya devam etmesi yönünde bir karar çıkarsa Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazırlanacak. Kararnamenin çıkmasıyla birlikte Ayasofya artık cami statüsünde olacak. Ayasofya cami olduktan sonra ilk namazın 15 Temmuz'da kılınması planlanıyor. Bir sonraki videomuzun konusu da bu olsun. Görüşmek üzere.